Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sallallohu alayhi rasulillah. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين. طب إحنا سمينا سيدنا محمد الصادق الأمين، إحنا قلنا ليش؟ لأنه أدى الرسالة وأدى الأمانة إلى نشر الدعوة الإسلامية. Yordam beruvchi, yordamchi, nusrat g'alaba beruvchi. An-Nasir. Dushman har qancha ko'p bo'lsin, har qancha kuchli bo'lsin, yordam beruvchi An-Nasir Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah billah. Wa in tawallaw fa'lamu anna Alloha mawlakum ni'mal mawla va ni'man nasir. Agar kofirlar iymondan yuz o'girsalar, bas ey mu'minlar bilingizki, shubhasiz Alloh hojangizdir. U zot na qadar yaxshi hoja va na qadar yaxshi yordamchidir. An-Nasir, yordam beruvchi. Wa tasimu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla va ni'man nasir. Va Allohga bog'laningiz, u sizlarning hojangizdir. Bas u zot na qadar yaxshi hoja va na qadar yaxshi madadkordir. Yordam, nusrat, yordam, g'alaba. Biz Alloh taolodan doim mana shu nusratni, yordamni so'raymiz. Alloh taolo albatta yordam beradi mu'minlarga. Qur'onda bir qancha oyatlar bor bu haqida. Ammo so'rayapmiz nusratni Allohdan. Alloh taolo nusrat kelavermayapti. Musulmonlarning yer yuzida qanchalar xor bo'layotganligini ko'rib turibmiz. O'zini yurtida ham xor, musofirchilikda ham xor, o'ngda ham xor, chapda ham xor, tevada ham xor, pastda ham xor. Achchiq bo'lmasin, har qancha bu haqiqat. Nima qilsak bizga Alloh taolaning nusrati, yordami, madadi keladi. Mana shu haqida dars qilamiz. Shu kunlarimizda musulmonlar mana shu yordamga naqadar muhtoj. Ammo mana shu nusratga ega bo'lishlikni, An-Nasir bo'lgan Rabbimizning nusrati, yordami kelishligi uchun shartlar bor. Shu shartlarni biz agar qoyim qilsak, paydo qilsak, albatta Alloh taolaning nusrati keladi. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. G'alaba, yordam faqat Alloh tomonidan bo'ladi. إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, hech kim sizlardan g'olib bo'lmas. Endi musulmonlar mag'lub bo'lib turibdimi? Demak, Alloh yordam bermayapti. Nusrat, yordam. Ulamolar Alloh tomonidan beriladigan nusratni 3 turligini aytishibdi. Birincisi istihqoqiy nusrat, ikkinchisi tafaddoliy nusrat, uchinchisi mabdaiy nusrat. Birincisini ko'ramiz. Istihqoqiy nusrat. Soddaroq qilib aytsak, bu shunday nusratki, bandalar loyiqligi uchun berilgan nusrat. Ya'ni banda loyiq Alloh yordam berishiga. Shunaqa paytida kelgan yordam istihqoqiy, banda haqli bo'lgan nusrat deyiladi. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ. Allah Teala aytadı, axir Allah Badr kunida kuchsiz bo'lsangiz da sizlarni g'olib qildi-ku. Mana musulmonlar Badr g'azotida 314 ta, mushriklar 1000 ta, 3 barobar ko'p. Lekin musulmonlar Alloh taolaning mana shunday bir nusratiga haqli edilar. Oz edi, quvvatsiz edi, kambag'al edi, lekin shu nusratga haqli edi, Alloh taolo beraverdi g'alabani. Chunki va man nasru illa min indilloh deyapmiz. G'alaba faqat Alloh tomonidan keladi. Mana endi shu istihqoqiy nusrat uchun bizda nima bo'lishligi kerak? Ikkita narsa bo'lishligi kerak. Iymon va tayyorgarlik. Iymon. Qanaqa iymon? Bu shunday iymonki, seni Allohni to'atiga yetaklaydi. Seni taqvoga yetaklaydi. Seni istiqomatga yetaklaydi. Mana shunday iymon bo'lishligi kerak. İkinci kısmı tayyorgarlik. Qo'limizdan kelgancha tayyorgarlik.
Bu sabab xolos. Demek, siz bilan bizni taqvoga, amalga chaqirgan iymon va sabablar. Alloh taolo aytadi: "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Va iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizda haq bo'lgan. Nima degani bu? İmon keltirganlar, agar Alloh aytayotganda qabanda bo'lsa, ularga yordam berishlik meni ustimdagi haq deyapti. Agar bandalar Allohning shu nusratiga haqli bo'lsa, Alloh taolo yordam berishligi kerak ekan. Alloh taolo yordam beraman deb aytayapti. Birodarlar, koinotni yaratuvchisining so'zi bu. Alloh taoloning musulmonlarga bergan va'dasini bajarilmay qolishidan ko'ra, bu koinotni zavolga yuz tutib yetishi osonroq bo'ladi. Allohning va'dasi haq. Keyingi oyatni o'qiymiz. İnna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayati dunya. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayotda dunyoda ham qiyomat kunida ham yordam beramiz. Payg'ambarlarim yordam beraman, mu'minlarga ham yordam beraman, dunyoda ham oxiratda ham. Bu Allohning va'dasi. İmon taqvoga da'vat qiladigan, amalga chorlaydigan va sabablar. Endi tayyorgarlik. Va aiddu lahum mastata'tum min quvva. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, ular uchun, ya'ni dushmaningizlarga qarshi imkoningiz boricha kuchni tayyorlab qo'yingiz." Bu imkoningizlarda boricha mastata'tum degani siz bilan bizga Allohning rahmati bo'ldi. Dushmanga bas keladigan, shularga to'g'ri keladigan chasi emas, qo'lingdan kelganini. Qaraylar da mana payg'ambarlarning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Jolutni Davud alayhisalom qatl qildi. 16 yoshar yigit. 8 mingtadan daryoni kesib o'tgandan keyin 300 ta qoldi. 300 ta tizzasi qaltiradi. Roporadagi amali qabilasini oldida, lekin sababini qilib kelishdi. Sanog'i ham oz, quvvati ham oz, o minglagan kilometr bosib kelgan, narga amali qabilasi qo'shini bilan chiqdi, butun bir jabor o'ti bilan. Jussalari ham katta, qo'shini ham katta. Jolut chiqdi. Yakka-makka olishadigan bormi deb. Hech kim chiqmadi. 3 marta talab qilinganda ham. 16 yaşar Davud Aleyhisselam çıktı. Küçüğü yetmezdi yani o boyayan balad bu kiçkine kuvvetsiz. Lekin yerden 3-4 taş da aldı da. O şu miklasıya sattır aylan tutup bir tatıp koydu. Şuydu sebep ondan talep kılınken. Şu taş bari peşinesi yeteydi. Öldü. Fahazamuhum bi iznillah. Bas bana şu az gene Yahudiler cemaati Amalik kabilesini Allah'ın izni bile mağlup kılıçtı. Galiba kim tamamen iken? Bunlar keldi imanı var. Peygamber arkasından elçip geldi. Paşasının arkasından elçip geldi. Sebebini kıldı Allah Teala galabanı verdi. Çünkü düşmanıyla baskeli adı yançalı kuvvet topluyorlar demeyi yaptı Allah Teala. Ne mi yaptı? Takatıyla yetken içe, imkanıyla barıca. Demek istihkaki nusrat, bandalar haklı boyan nusratı kelişiye şart ikide oldu. Sizi takvaya amal geçerliyen iman ve kul izden kegen ne mi? Tayyar geldik. Biz birodarlar, Rabbimiz bilan qilayotgan muomalamiz Qur'on keltirib bergan qoidalar asosida bo'lishi kerak. Shundan nusrat keladi bizga. Agar o'zimiz xohlagandek muomala qiladigan bo'lsak Rabbimiz bilan, bundan nusrat kelmaydi birodarlar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidan ikkita misol olamiz. Uhudda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Hunaynda ham mag'lub bo'lishdi. Sabablarni ko'rib chiqamiz. Nima sababdan Uhudda mag'lub bo'lishdi? Vaholanki jangda avvalida birodarlar musulmonlar bayrog'ini 7 8 ehtimol 9 marta og'darib bo'lgan edi. Yengib bo'lgan edi. Nima sababdan mag'lub bo'lishdi? Rasulullohga itoatsizlik qilishganligi uchun. Demak, sulukiyatida, fe'lida xatoga yo'l qo'yuvdi, naqd turgan g'alaba bo'l, mag'lubiyatga aylandi. Ichida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham. Astagfirullah billah. Avvalamma asobatkum musibatum qad asobtum mislayha qultum anna hada Kul huwa min indi anfusikum. Ey mu'minlar, agar sizlarga Uhudda bir musibat yetsa, holbuki sizlar unga ikki barobar musibat yetkizgan edingiz, mag'lub bo'lganingizdan keyin aytyapsizlar, bu balo qayerdan keldi? Robbimiz aytayapti. Bu balo qaydan keldi deysizmi? Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting, bu musibat, mag'lubiyat o'z qilmishlaringiz sababli. Sabab tutay qilishdi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Kimga osilik qilishdi? Muhammad alayhisalomga. Agar birodarlar,
Muhammed Aleyhisselam'ın asi boğandan keynem Allah bu müminlerde galip kıyanı da Muhammed Aleyhisselam'ın asili kılınsayım galiba kelor adıken düşünce bu kalan mıdır? Ders mi? Ders mi? Hazırken de Müslümanlarda harligini, mağlup olaykenliğini sabahımdan bittiyse şu amellerimizde Rabbimizin asili kılı yapız. İkinci gazat, Hunayn'da ne demek mağlup buluştu? Uhud'da ameli de sulukiyeti de hata yol koyan bulsa Hunayn'da buradalar akidesi de hata geçti. Mahfi şirk kekirip kalıştı. Allah Teala dedi, estağfirullah. Ve yevme Hunayn iz a'cebetkum katratukum felem tuğni ankum şey'a. Hunayn gününü isleyinler. Öşende sizlerine köp ekeliniz mağrur kılıp koygan idi. Ama o sanoğileri kattaligi sizlerini hiç neseden bir hacet kıla olmadı. Hatta Abu Bakir Siddiq raziyallahu anhu ya Resulallah la nuğla min qillada var yanıda. Mekke'ni fatkıgen koşun 10.000. Yenge Müslümanlarım gelip koşulgen 10.000 dişiden. Mekke'den iman keltirip koşulup çıkanlar yani 2.000 koşuldu. Demek 12.000 adam. Şu köpçülüğü yenge Müslümanlar. Şunda adadını kattaligi suyanıp bu işte. Bugün sanoğumuz katta, koşunun adadı katta, bugün mağlup bulmayız işte. Lekin mağlup buluşu oldu mu? Mağlup buluşu oldu. Hulasa, Uhud'da, amelde, sulukiyatıda hata yol koyuldu, mağlup buldu. Hunayn'da, itikadı da adaşlık buldu. Allah ki suyanış olmadı, belki özünün sanoğu ki suyanış oldu, Allah da onun nusratı kemadı. Gerçi Muhammed Aleyhisselam uladı işi de bu seyem. Gerçi ulad sahabalar bu seyem. Bana şu ülkede gazaptan alınadığın ülken ders şu ki eğer bende men dese, özüm dese Allah onu özünü halge taşap koyadı. Eğer bende Allah dese Allah özünü raayası elbette aladı. Bana şu derske buradalar her günü her saatte muhtaçımız. Bu oldu dedi Polanç usta keldiğin işlerimiz tek giz olur. Kayadan bilesen buradar. Çünkü buradar men hunarım bilen. İlmim bilen, hareketim bilen, tecrübem bilen, malım bilen deseyiz Allah taşa koyadı. Aksinçe hem işimizde Allah deyişimiz gerek. İlmimiz deyem, hunarımız deyem, terbiyemiz deyem, ailemiz deyem. Şunda Allah bize rayası yasın buradalar. Çünkü nusrat kim tamamen geledi? Kim? Allah denmez. Nusratını, panahını, yardımını. Mahluktan tileyekken bulsa bu adam mı? Halige vay. Hemen geçim eşiklerini Allah da yaf koyadı. Eğer Allah dese ki, onge düşmanlık kılıyorkenlerini, bana şu kişiye hizmet kesap koyadı. Kim? Çünkü Rabbimiz annasıyır, yardan bir uçu bugün zat. Mumurlar ki yardan bir emende Allah da vaada bergen. Fakat bandalar şu yardan genim olsun, layık olsun. Şimdi layıkımız kademelendi buradalar. Halal halamda parkı gibarışımız gerek. Farz vaciblerde bacarışımız gerek. Rabbimiz bizi büyürgen cahide tapsın. Rabbimiz kaytargen cahide bizi körmesin. Şunda biz Allah-u Teala'nın nusratıya layık olamız. Ömer Al-Khattab raziyallahu anh'ı bir gün köşede ketiyorsa bir kişi terisiye bir kesel taşken tüyasıya karaya oturuptu. Ne makale yapsan doğdu? Allah'dan şifa soraya oturup ben dedi. Doğdu. Ha üstüge bir nesil sürk yaptırıp keyin dua kımap sen de. Yani duayı koşup üstüge bir nesil sürtümap sen de dedi. Ana sebep. Biz kuru oturup parvadigar Müslümanlarda ağlayıp kıl, Müslümanlarda aziz kıl doğursak, azizlikke sebep oladigen fiilde amalda kımasak, kayadan bozsun. Hacda yürürken Umar al-Khattab raziyallahu anh'u, tılamçı adamları görüp kimsiyle sıradı oldu? Biz Allah'a tevakkal kıyken mutavakkillerimiz dedi. Allah'a tevakkal kılıçlarımız dedi, yalan yapırdılar dedi. Tevakkal kim? Donlu yerge ekip, keyin Allah'a dua kıladigen adam dedi. Attı beyler, keyin Allah'a tevakkal kıladigen. Hiç nesi yok tevakkal Allah'a bir gel bular bir yak. Hiç nesi yok. Yani kadar öyle tevakkal bir gel bular dedi. Eğer biz buradalar taslim olup kolumuzdan hiç nesi kemiydi tamamız desek bu aciz, zayıf, imanı kuvvetsiz bugün kişinin sözü buladı. Peygamberimiz dediler İnna Allah'a yalumu alel aciz. Allah da Allah acizlikini malamat kıladı. Velakin aleyke bil keyiz. Hoşuyar bol. Hoşyarlığı da lazım tut. Fakat galiba ki amurun, eğer hoşyar buldun, sebebini kıyamayından ki enem isyan etken de çıkmayan da, şunda etkin ki, hasbi Allah'a ve nimel vakil. Siz özünüzü bağlı bugün, hemen iştikildiniz. Yani hiç nesi yok kolizde.
Şundayam iş sizatken de bulmayken bulsa indi hasbi Allah'dı. Hiç nesana kımasdan durup hasbi Allah demezdi. Ve kâne hakkan aleyne nasrul mu'minin. Allah Teala yaptı. İman keltirgen zatlarını galip kılış bizim zimmemizdeki hak. Men aziz kılaman de yaptı. Eğer bandalar layık bulsa. Ma lahum min dunihi min valiyyin ve la yushriku fi hukmihi ahada. Adamlar için Allah'tan özge biron dost, madadkar yok. O öz hükümede hiç kimini şerik kılmaz. Allah hohlaganini kıladı. Hiç kim Allah'ta olaya itiraz bildiramaydı. Hiç kim Allah'a karşı bulamaydı. Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu fa'buduhu ve tevekkel aleyh. Hamma iş Allah'a kaytadı. Yani hamma iş Allah'ın kuluda. Bas onge ibadat kıl, onge tevekkül kıl. Yani Allah'ta olaya taskin veriyordu kalbimizde. Meni kolumda hamma yok diyordu. Çünkü ibadet kılı menge suyan, men halkalaman diyordu. Huvallazi fissemai ilahu ve fil ardı ilah. O zat şunday zat ki Osman diyem, öşü zat ilah. Yer diyem, öşü zat ilah. Ha, en yakış görgen, en sizge padişe kıladgen adam. Daim yanınızda buladı mı? O miydi? Siz işengen adam telefonu çıkıp buladı. Set yocağı yuvarı koyan buladı. Bitti telefonla halkı koyardınız da hemen yoldu. Hakim nedir? Oturup koyan buladı. Ya ki ben mesela karab durup kötü adamıya koyuşu mümkün. Nusrat buradalar Allah'dan buladı. Biz kaçan Allah'da özgü suyanış durgen ama sebap tıkıyandan ki. Şunda bizge nusrat geladı. Biz Allah'ta olanın annasıyır. Yardan bir uçu, nusrat bir uçu degen. Bana ismini okuyan bol yapmaz. Demek birinci turunu yaplaştık. Nusratını. Tahakkuki nusrat. Bandalar layık boyan nusrat. Yani ikinci turu. Bu tafazzuli nusrat. Bu tafazzuli nusrat şuna kaki. Banda şu galabaya, şu yardımga layık bulmasayam Allah-u Teala fazıl kösatı berip koygan nusratı. Alif la mim gulibati rum. Fi adnal ard ve hum min ba'di galabihim saygılibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu ve min ba'd ve yevma izin yafrahul mu'minun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de turganları da Fars bulan Rum saltanatı uruştu. Fars yengip koydu. Fars macus, bunlar müşrik. Rum ahli kitap, nasara. Allah da olay tadı. Cüda yakın cayda Rum mağlub buldu. Lekin ular bu mağlubiyatlardan son bir neçeli içi de galaba kılacaklar. Bana Allah da olay Rum'ye keyin galaba verdi. Birinci turdaki nusrat bu bandalar haklı boyan nusratıdır. Mumun buluş gerek, sabah buluş gerek. Rumliler mumun nasıl diyor? Şimdi buna gebelen yani galabanın turu tafazzuli değilerdi nusrat. Tafazzuli, Allah Teala fazıl kıp koydu. Gerçi layık olması ya. Allah Teala'dan nusratı soruyor ikenimizde birincisiyle hareket kılamız. İmanımız zor buladı, sabah tıkılamız, şundan ki nusrat kesenime değişimiz gerek. Bizge haklı bu ya nusrat geldi deyip gelişimiz gerek mi? Biz birinci nusratı kelişge sabab tıkılıp işanamız, kegende aytamız Allah'a fazla bulup kaldı bizi dediğimiz. Kolumuzdan ne mi yakşı iş çıktı? Bir tört tabalarına karıklı okut değil mi? Biz özü şu tahakkuki nusratke layığı değil de biz özü. Biz işan değil, mehnet tıkıl değil de kek giymeyimiz. Eğer bu Allah'a bizge fazla buldu desek, hiç kaçan kibir gek etmeyimiz. Men demeyimiz o şunda. Üçüncü türü nusratına. Bu mabda'i nusrat, tahakkuki nusrat, tafadduli nusrat ve mabda'i nusrat. Bu nusratta adamlar ne adatıge köre ölçesiz mağlubiyat gökşeydi. Özü aslı galaba, aslı Allah'ın yardımı. Lekin bandalarını ölçabını ölçesiz mağlubiyat gökşeydi. Estaizu billah. Kutila ashabul uhdud. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Çukur egeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den avvalki zamanlarda bir zalim padişah iman keltirgen kişilerini katta katta çukurlarda kavlap içige otun toldurup alav yakıp biteden taşa bularını halak kıldı. Mana şu hakkıda Allah Teala aytadı. Otunli alav çah egeleri lanet kılıngeyler. Öşende ular çahının üstünde oturup algen ve momullarge kılıyatken işlerge özlere güvah bulgen idiler. Nazi nokta. Bana şu zalim padişah momullarda çukur getaşar küdürdü.
Zohirida mu'minlar mag'lub bo'ldi, chunki ular o'ldi-da. Zohirida podshoh, zolim podshoh g'olib bo'ldi. Bu zohirida, lekin haqiqatida-chi? Kim yengdi? Bu mabda'iy deyiladi Nusrat tuturi. Musaylama kazzob. Rasulullohning sahobalardan ikkitasini tutib olib, "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. Haligi sahobaning bittasi "Ishonasanmi, eshitmayapman" dedi. Qatl qildi. Ikkinchisiga "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. U "Ha" dedi. Chunki jonini saqlab qolishi uchun uzr bor edi unga, uzrni qabul qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar mana shu ikki kishi haqida? Birinchisi dedilar, Allohning dinini aziz qildi, bas Alloh ham uni aziz qildi. O'lgan kishini payg'ambarimiz g'olib deyaptilar. Chunki iymonida o'tib oldi-da. Qancha yashar edi endi? O'ldirganlar qancha yashadi? Mana shu turdagi mabda'iy nusratga, mabda'iy yordamga bo'lgan bir misol Fir'avnning qizini sochini taraydigan ayol. Hadislarda keladi bu qissa. Bilasizlar Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Men sizlarning eng oliy parvardigoringlarman degan. O'zini iloh degan. Mana u Fir'avnning qizini sochini tarayotgan ayol sochini tarayotib turib taroqqa tushib ketdi. Shunda "Ya Alloh" devordi. Fir'avnning qizi qarab turib, "Ey, ha seni meni otamdan boshqa ilohing bormi?" dedi. "Alloh meni robbim, seni va otangni ham robbisi" dedi. Qiz borib Fir'avnga aytdi. Hadislarda bor bu qissa. Bu ayolni Fir'avn olib keldi. 5ta bolasi bor edi, oldiga tizib qo'ydi. Katta doshqozonda olib kelib yog'ni quydi ichiga, yog'ni qaynatib turib, birinchi farzandini ushab, "Seni mendan boshqa robbing bormi?" dedi. Ayol shunday sabot bilan, "Seni ham, meni ham robbim Alloh" dedi. Birinchi bolasini yoqqa tashadi. Bir pasta go'sh yog'idan ajradi, ishi bitdi. Ikkinchi bolasini olib keldi. "Seni mendan boshqa robbing bormi?" "Seni ham, meni ham robbim Alloh" dedi ayol. Ikkinchisini tashadi, uchinchisini tashadi, to'rinchisini ham tashadi. Endi 5-chi emizikli chaqaloqni olib kelishdi. Shunda ayol ikkilanib qoldi. Alloh taoloning shu yerda in'omi bo'ldi, nusrati bo'ldi bu ayolga. Chaqaloq gapirdi. "Ey ona, siz haq ustidadirsiz" dedi. "Ikkilanmang" dedi. Bolani ham tashadi, onani ham tashadi. Mana yo'q bo'ldi. Zohiridan qaraganda Fir'avn yengdi, chunki bularni o'ldirib yubordi-da. O'zi aslida kim yengdi? Demak, iymon e'tiqodida sobit bo'lib o'ldirilgan kishilar Alloh taolaning nusratiga ega bo'lgan, Alloh taolaning g'alabasiga erishgan kishilar bo'ladi. Garchi zohirida mag'lub bo'lib ko'rinsa ham. Demak, birodarlar, 3 turlik nusratni aytdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj kechasida Jabroil alayhissalom bilan mana shu 7 osmonda kezarkan avvallari mislini hidlamagan bir xushbo'y hidni hidladilar. "Ey Jibril, bu nimani, kimni hidi?" deganida "Fir'avn qizini sochini taraydigan ayolni hidi" dedi. Kim yutdi? Ayol yutdi. Kim yutkizdi? Fir'avn. Shuning uchun birodarlar, iymon e'tiqodi yo'lida o'lib ketgan kishilarda mag'lub bo'ldi deyilmaydi. Alloh bularga mabda'iy nusratini ato etdi. Alloh degan banda u seni o'zini rioyasiga oladi. O'zim degan o'zingni holinga tashab qo'yadi. Bu darsni unutmasligimiz kerak. Uyimizda, tijoratimizda, muomalamizda, bola tarbiyasida demak nusratni 3 turini ko'rdik. Istihqoqiy nusrat, bandalar haqli bo'lgan nusrat, tafadduli nusrat. Bandalar loyiq bo'lishmasa ham Alloh ularga bergan in'omi, mabda'iy nusrat bu iymon e'tiqod yo'lida sobit turib dunyodan ketganlarga beriladigan Alloh taoloning nusrati. Tushkunlikka, yomon gumonga tushmaslik kerak. Ayrim odamlar Alloh taoloning nusratidan, yordamidan noumid bo'ladida, tushkunlikka tushib qoladi. Astagfirullah. Man kana yadhunnu an lan yansurahullohu fid dunya val oxira. Kim gumon qilsa Alloh menga dunyoda ham oxiratda ham yordam bermaydi deb. Kim shunaqa deb gumon qilsa? Adonina billahi zanna sau alayhim da'iratu sau. Alloh haqida yomon gumon qilguvchilar, ya'ni yordam bermaydi deb gumon qiluvchilar,
ularning ustiga halokat balosi tushguchidir. Ishonmayasan Nusratiga, balodi kutavor banda. Balodi kutavor banda. Ba'zida Alloh taolo sinov qilib, musulmonlarga sinov imtihon qilib, dushmanlarini kuchli, quvvatli qilib qo'yadi. Shunda iymoni zaif kishilar Alloh bo'lmi o'zida o'radi. Zulmni ko'rganda, adolatsizlikni ko'rganda Alloh bormi deb o'radi. Alloh bor, birodarlar. Alloh ko'rib turibdi, Alloh taolo eshitib turibdi. Alloh taolo shu narsalarni xohlayapti. Chunki bandalar Allohning nusratiga loyiq emas. Endi Alloh taolo ba'zida shunday bir o'zining oyat, mo'jizalarini ko'rsatadi, kofirlar la ilaha illalloh deb o'radi. Musulmon odam hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alloh albatta yordam beradi, faqat bandalar bunga loyiq bo'lishligi kerak. Endi ko'ringlar birodarlar, o'zimizni, hayotimizni. Kallamizda qanaqa tushunchalar? Qalbimizda qanaqa g'amlar? Nima deb yuribmiz? Mashina olsam, uy solsam, uylansam, qizimni chiqarib olib uylansam, shu dunyoda tushunchasi bilan yuribmizmi, dunyoda g'ami bilan? Endi bizga kelsinmi Allohdan nusrati? Bizdan iymon va amal. Duo u yoq Allohning qo'lida. U yoq Allohning qo'lida. Garchi biz kutayotgan tafazzuliy nusrat ham, tahaqquqiy nusrat ham kelmasa ham, eng kamida mabda'iy nusratga ega bo'lamiz inshaalloh. Agar shu e'tiqodda yashab o'tadigan bo'lsak. Biz musulmonlar hozirda mana shunday bir mushkulada turibmizki, holatimiz juda ham qiyin. Dushman har tarafta kuchli, quvvatli, har sohada baland. Lekin Rabbimiz aytayapti: "Vala tahinu, vala tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin." In kuntum mu'minin. Kufrga qarshi kurashda suslashmangiz va g'amgin bo'lmangiz. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'lguchidirsizlar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, sizlar g'alaba qilasizlar, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Allohning nusrati, madadi, yordamiga loyiq bo'lishligi uchun odamlar Allohga qaytish kerak. Allohga qaytmagunimizcha birodarlar bizga nusrat kelmaydi. Uhud va Hunayn kunidagi darslar. Ikkalasida ham musulmonlar o'zlari xatoga yo'l qo'ydi. Uhudda sulukiyati, fe'lida xatoga yo'l qo'ldi, mag'lub bo'ldi. Hunaynda e'tiqodida, ishonchida xatoga yo'l qo'ydi, mag'lub bo'ldi. Oralarida garchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tirik turgan bo'lsalar ham Allohning nusrati ularga kelmadi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullohi yansurkum. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, Alloh sizlarga ham yordam berar. Alloh azza va jalla an-nasir, yordam beruvchi, nusrat beruvchi. Alloh azza va jallaning nusratiga biz doim muhtojmiz. Alloh taolodan doim nusrat so'raymiz. Endi siz bilan bizga Allohning nusrati kelishligi uchun bizdan nima talab qilinadi? Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit qilur. Alloh taologa yordamimiz kerak emas bizga. Allohga yordam bersanglar degani, Allohning diniga amal qilsanglar degani. Allohga tavakkul qilsanglar, sababini qilsanglar, shu Allohga yordam berganinglar bo'ladi, Allohning yordami sizlarga yetadi. Wa man nasru illa min indillah. G'alaba faqatgina Alloh taoloning huzuridan keladi. Demak, biz musulmonlar orzu qilayotgan Alloh taoloning nusratini kelishining ikkita sharti bor. Iymon va tayyorgarlik sabablar. Iymonki siz bilan bizni taqvoga, amalga chorlaydigan iymon. Va sabablarki qo'limizdan keladigan sabablar. Aytilganidaqa talab darajasi deydiq emas, qo'lingizdan kelganicha. Mana shunda Alloh taolaning nusrati mu'minlarga haq bo'ladi. Birodarlar, Alloh taolaning nusratiga loyiq bo'lishlik uchun Alloh taolaga iymon keltirdik. Mana shu iymonimiz siz bilan bizni bir qadar hol amalga chorlayapti. Endi sabablar bor biz ustimizda turgan. Dunyoviy ish bo'ladimi, tijorat ishlab chiqarish bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, sport bo'ladimi, nima bo'lmasin, qilayotgan dunyoviy ishlarimizda peshqadamlik kelishlik uchun sabablarni qilishlik kerak. Sababni qilamiz, keyin Allohga tavakkal deymiz. Lekin taassuf, hozirgi kundagi musulmonlarning aksariyatini tavakkuli tavakkul deyilmaydi. Uni ulamolar tavakkul deydi, ya'ni beparvolik deydi. Tavakkul nima edi? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan hamma ishni qilasiz, natijasini Allohga topshirishadi. Lekin zamonimizda
şu bu yoyilganlarsa hiç nasıl kımıydı oturup Allah'a tavakkal da uğradı. Bu adam bu narsana ettik bana tavakkül mesle mi dedi bu? Bu tavakkül değil. Sebep kandı yakınlaştığı gerek, tavakkal kandı yakınlaştığı gerek. Sebep de şunu yakınlaştı ki huddu ondan başka hiç nasıl yok dek. Fakat şunu kısam zor buladı degen anık etkat bulan, işanç bulan hama sebep de kılasız. Sebep de kıbı yandan ki huddu bu sebep is hiç nasıl mas dek Allah'a tavakkül kılasız. Şunu alayım mı? Yani gürüştü suunu vaktide kuyduyuz. Aşpaz bozuyuz. Vaktide hem yoğunu kıldıyız. Demeladıyız tayini. Çoğunu vakti kıldıyız. Şimdi uyakı kimden indi? İş kaçan şimdi şapşak koyup durup dümle koyup tavakkal deyseniz onda torba mıydı? Aşız yakış çıkmıydı onda? Sizge bağlıge hemen hesap kitabı kıldıyız. Uyakını Allah'a taşıyorsunuz. Demek sebeplerde kılamız. Huttu başka nasıl yok dedik. Fakat sebep zararlı bu gendik. Kıyandan ki sebep hiç nersemez dedik. Allah Azze ve Celle'nin özgü suyanımız. Eğer şunu diyeyim olsa Allah Teala'nın suratı keladı. Hiç ne sakınmazsa onu tuvalıştık buradalar acizlik. Peygamberimiz dediler İnna Allah yalumu alel aciz. Elbette Allah Teala acizlikini malamat kıladı. Hiç ne sakınmazsa bu gönüm şu eken şimdi kolum ne işlerse kemedi deyişlik, taslim buluş, naumid buluş, tamam buldu hem yok deyişlik bu Müslüman yaraşmıyordu yan sıfat. Umumun adam balası hayatta küreşi yaşaydı. Bilasizlarmi eng birinchi kurash, qaysi kurash? Rizq uchun kurashadi, tijorat uchun kurashadi, sog'lig uchun kurashadi, yana uchastkasi uchun kurashadi, yana nima uchun kurashadi? Shu kurashlarda eng avvalgisi qaysi kurash? O'zini nafsi bilan bo'lgan kurash. Agar shu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lsa, hayotdagi hech qaysi kurashni yengmaydi. Tasha olmayapman-da shu sigaretni deydi. Ya ben taş almayayım ben bu sigaretti deydi. Bu oldu, taslim bu oldu. Yani koca hiç kazı küreşte yenmeydi o. Çünkü özünü yenemedi mi? Özünü şimdi keketeyden alamadı mı? Bu oldu, bu yani yenmeydi hiç kazı cengde. Çünkü buradalar özümüzü, nefsimiz buna bugün küreşte yenelik. Allah'dan dua kılıp, tavakkül kılıp, sababını kılıp sorayalık. Özümüzü, nefsimizi yendik mi? Yani hayattaki başka iş küreşte hem yenişlik yolu açıladı. Peygamberimiz dediler. İnna Allah'a yalumu alel aciz. وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَاِذَا غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Elbette Allah da Allah acizliğini malamat kıladı. Hoşyarlığını özünge lazım tut. Eğer bir iş seni yenip koysa, yani hemen işte kıbo geninden keynem, siyah etken de bom etken bolsa, yende kolun dışınarsa yok. Şunda ayıp, حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Benim hesabım Allah'ın koluda. Ve ne kadar Allah zor vakil. Yani mücelle yaptırıp kovardız kemanda okunu ki ikiye karar. Yani yuvarlı tavakkal değil. Şunu anlayayım mı? Çözdeyiz. Kiyiydi tezliğini raşörtünü aldıyız. Fıktırıp şamaldı raşörtünü aldıyız. Çözü yaptırıp kovardız. Yani uyağı ol. Yani büyağı tavakkal. Büyağı hasbunallah. Ki imanada turgamasa makaratı atıp durup tavakkal desiz. Kana buladı. Lekin tansur şuna kopayamız. Semir hükreti yapan deydi. Şurada dedi oturup duruyor yanıyorum kıylanıp kaldım. Bu mu yaptı deydi. Allah'a tavakkal kıldırıp ben bir gel bulayım dedi. Sen avukat da azı yetiyor. Spor bundan şugullan, keynim akıl. Kareler de buradalar, bizi imanı biz var, mumumuz elhamdülillah. Şu imanı yok, kafirler sebebini kıyan için kafir bulsayım Allah onlara bir yardan beri yaptı. Bu tafadduli nusrat da bekledi. Nusrat üç kıl dedik. İstihkaki, bandalar haklı, haklı bugün. Nusrat, imanı var, sebebi var. İkincisi tafadduli nusrat. Layıkmaz bandalar yardım gel. Lekin Allah-u Teala fazl gösterdi verip koy gel. Bana şu kafirler ki Allah-u Teala dünya işleri de intili yaptı. Neme ki galabe beri yaptı onlar gel. Sebabını kıl yaptı da. Onda aşıyorsunuz. Onda samarı var koyu koyu işte devzir gibi işte aşıyorsunuz. Yani siz semirin beni koyayım sevirsin mi? Piyede yürümesiniz. Maşinanı maşaka at yaptırıp küsüyoruz ilacı. Sonra 50 metre koyup piyade yürgeni ne makalasız? Semir hükreti yapan korakken ne makasın bular ki? Köprü ayın. Hareket kımayın. Avalgilerim anaka yeriydi. Avalgilerçi ketman çapken çıkıp. Bir kiloda tötdesi yiyip koyardıkken yani dadalarımız. Dadalarınki tolaya çıkıp bir hektar iki hektar çöp aradı. Otlu yürüyordu, eşeği yürüyordu, piyade yürüyordu. Onlar ki kere gidiyor şu azuka. Sengeçi. Hatta aynayı yeni kötü ergeni aylantırmıyorsan. Maşinin aynayı yeni. Ne var?
Skorosu gülgen erkep, artamat kebap köbini yapız mı? Spleni hem ezmeyelik, artamatta yürüyelik. Buradalar, şu ves bulan şu olan ekenler olsa iki kıl buladı yok. Mi, bizim tecrübe ötküz yanım. Avukatta az yatırı şeyler bulan eriyen yok var. Cismani hareket bulan eriyen yok var. İki kalası olsa en iyi az az. Eğer yiyiş zor botları şu kadar olayım, bir kıl durur orasız. Hem aleyinde bu. Bu diyet oluyorlar ki fitness kulübüye borgandaki instruktörlerden soru olasılığa koyanım. Talib ilim. Okumadı, yıl devamıda. İmtihan payt geldi. Hiç kendine tergeli kımadı. Keyin kirdi de tavak geldi durup ötemedi. Desen ne dedi? Ha, bu dedi, şimdi Allah da takdiri şuna kabul yeniken. Bu yalgan gel, bu batıl gel. Sen okuydu. Tergeliydi, kılıydı. Şunda ötemezsen Allah da takdiri de bekçin gereğiydi. Lekin ona kımaz da. Studentlarga hayran qolasan. Yil davomida darsga qatnashmay, bahomay yuradida, ekzamen bo'ladigan kuni 2 kun shunaqa qattiq o'qiydi, ekzamendan o'tib ketadi. Shu yilda yarimida shunchalik o'qib qo'ysang, qana bo'lardi ekanda? Bu hammamizga tegishli narsa. Imoratmi, tijoratmi, nima ish qilyapmiz? Biz Alloh taolaning An-Nasir ismidan Allohdan yordam olishligimiz uchun shu narsa bo'lishi kerak. Iymon va sabablar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytardılar. Ya mukallibul kulub, sabbit kalbi ala dinik. Bu hadisini Anas radıyallahu anh rivayet kıladı. Parvardigara kalbimni, ey Rabbim kalbimni özini diningde sabit kıgın. Şunda Anas ibn Malik etti. Ya Resulullah, sizge iman keltirdik, siz abgege nesege iman keltirdik. Bizden havatırız bu ama. Yani keyin aynı geçişimiz mümkün mü? Rasulullah aytdilar, ha, albatta kalblar Allah'ın barmaqlarından iki barmağı arasında turadı. Allah onlarını özü xohlagandek buradı. Kalblar buradarı Allah'ın kolada. Kalblar Allah da Allah'ın kolada. Ana şu kalblarga hatırcan bir de saladı yanam Allah. Gham taşviş, havatını saldırı koyadı yanam. Şakavatı sap koyadı yanam Allah da Allah. Bir bende bu oldu, tohtattım günahlarımı. Namazlı başlayayım ettemen dedi. Allah Teala onu kalbiga mana şu kararda kabul kılışıga yok, hatırcanlığı bilen kursançlığını, razılığını doldurup koyadı. Hatırcan, bu kadar. Çünkü Allah Teala yaş görette bandasını, tavba kılışlığını. Onge yardan beradı. Namaz yıkıldıyız, eski hayatınızı öylesiniz, eğer günah matemansı yaptı bugün bu siz. Kalbiz ezilip getirdi. Nemanın belgesi şu, Allah sizi kalbizge imanını çıral yıkıldı, avvalgi hayatınızı hunu yıkıp koydu. Bunu Allah saldı kalbizge. Etebuzu, hemen kalp Allah da olanı kurudu. Estağfirullah. Ve habbaba ileykumul imana ve zeyyenahu fi kulubikum ve kerraha ileykumul kufra vel fuzuka vel isyan. Allah sizlerge imanını suyuklu yıkıldı. Ve onu dillerinizge çırali kürsetti. Hem de sizlerge küfürünü, itaatsizlikini, isyanını yaman kürsatıp koydu. Siz sebebini kıldınız. Parvardigar, özünge kaytaman dediniz. İman keltirdiniz. Tavakkal kıldınız ve günah masiyatı taşıp sababını kıldınız. Allah nusratını verdi kalbinizde. Allah yardım verdi sizge. Yani Allah insan verse bize kılarımız diyekenler sen bir kadem bası da Allah tamamen gel. Allah iki kadem basarıdı. Siz böyle kıyan kararınız doğru oldu. Kalbinizde kursançılık girdi. Hatır camlık girdi. Yani eğer siz kabul kıyan karar na doğru buladıyan bulsa Allah Teala ne narazı kıladıyan, Allah Teala ne razı kımidiyan karar buladıyan olsa, bu kararız kalbizge sıkılışlığını, tarlığını tayinli edip geledi. Yani cahil üstü burada söküp koyduyuz, ettiğiniz günü bekar kıldım deyiz. Bir işte açık üstü, bir fiil üstü kıldıyız, keyin özüzge kegenizden keyin, gazap ketkenden keyin, natoru kıldım da bir kapta sıkılı yürasız. Demek Allah Teala tamamen gibi bir kadem basamız, Allah Teala'nın nusratı bizge geledi. Keyinge ayet. Mana hozir umumiy suratda insoniyatga bir qaraydigan bo'lsak, odamlarning deyarli hammasida kunidan norozilik bor. Kunidan norozilik bor. Hayotidan ko'ngli to'lmayotganligi bor. Shikoyati bor, nolasi bor. Alloh taolo aytadi: "Astayd billah, va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." İnsaniyette hazır gündeki en katta gamını üstüge kolumuzu koygen deyimiz hazır. Allah Teala aytadı.
kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holida tiriltirarmiz. Allohni eslatmasdan yuz o'girishlik insonning hayotini tang qiladi. Bu yerda muhim emas, u odam boymi, kambag'almi, sog'mi, kasalmi. Allohni eslatmasidan, dinidan, Qur'onidan, shariatidan yuz o'girdimi? Bu odamın hayotda tang bo'lishligini Rabbimiz azza va jalla aytibdi. Qalaylarda suitsid deydi, mana o'zini o'zi o'ldirishlik. Shu g'arb mamlakatlarida juda ham ko'p. Qorni to'q, usti but, hamma yo'q zo'r, ekonomikasi zo'r, oiligi katta zo'r. Nimaga o'zini o'ldiryapti ular? Chunki hayotda tang. Tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girdi-da. Endi musulmon yurtlarda qarang. Asfali chataq. Ekonomikasi chatoq, oyligi chatoq, ham yo'q, dunyoviy maishatini qarasiz, ularga taqqoslasiz chatoq. Lekin eng o'zini oz o'ldiradiganlar ham musulmonlar ekan. Nima uchun? Iymoni borda. Bu Allohni zikridan yuz o'girmaganda, birodarlar. Demak, Alloh azza va jalla hamma odamlarning qalblari Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Xohlagan tomoniga buradi. Kim meni yuzlatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar. Endi buni muqobilada boshqa oyatni ko'ramiz. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Man amila solihan, kim bitta savob amalni qilsa, min zakarin aw unsa, erkakmi ayolmi, ya'ni erkakmi ayolmi mu'min bo'lib turib savobli amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Biz unga pokiza hayotni beramiz. Nargina hayot qanaqa bo'ldi? Tang bo'ldimi? Qarang, kambag'al qilib qo'yaman, kasal qilib qo'yaman demayapti. Tang qilib qo'yaman deyapti. Bu kasal ham sog'am bo'lib turib tang bo'lishi mumkin. Endi mu'min bo'lib turib solih amal qilsa-chi, pokiza hayotni beraman deyapti. Pokiza hayot. U kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot bo'lishi mumkin. Boy bo'lib turib ham. Demak, siz bilan bizning kallamizga kirib qolgan pul bo'lsa, bilasizlar ha, qaranglar. Pul bo'lsa, chunki bizga kallamizga ertayu kech quyilayotgan tushuncha bilan o'lchovda pul asosiy narsa. Pul bo'lsa bo'ldi degan narsa yo'q. Robbimiz aytayapti: "Meni zikrimdan yuz o'girsang, hayoting tang bo'ladi. Menga iqbol qilib, solih amal qilsang, hayoting pokiza bo'ladi", deyapti. Biz hayotimiz pokizami? Alhamdulillah, pokiza. Xo'p. Hammani qalbi Alloh taolaning qo'lida ekan, birodarlar. Endi Alloh taolaning An-Nasir ismiga nima aloqasi bor bu hozir aytgan hadisimizga? Nusratga nima aloqasi bor? Tobiinlarning ulug'laridan Hasan Basri rahmatullohi alayh, u kishi payg'ambarimizning xonadonida ulug'aygan. Hasan Basri tobiinlarning eng ulug'laridan. U kishi yashagan zamonda mana shu zolim amirlardan bo'lgan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy bo'lgan. Juda ko'p solih insonlarda qonini nohaqdan oqizgan. Uni mana shu qilayotgan adolatsiz ishini, zulmini Hasan Basri bu joyda gapiradi. Uni gapini, Hasan Basrining so'zini Hajjojga yetkazishganida achchig'i keladi-da, tutib kelinglar deydi. Yonidagilarga aytadi: "Ey senlar", deydi, "Hasanda o'sha gapini eshitib turib qaytarib qo'yishmadingmi, qo'rqoqlar? Men senlarga Hasanda qonini ko'rsataman hozir", dedi. Hasan Basrini Hajjojni olib yop kelishdi. Hasan Basri xonaga kirdi, majlisga kirdi, qarasa o'zini chopishlikka tayyorlangan kunda bilan qilishni ko'rdi. So'ngra bir narsada Robbisiga pichirladi. Hajjoj Hasan Basriyni ko'rishi bilan shart o'rnidan turdi-da, "Ey Abu Said, xush kelibsiz, xush kelibsiz", deb o'zini majlisiga yaqin qildi, o'tkizdi, izzat ikrom ko'rsatdi, savollar so'radi ayrim masalalarda, savollarga javob berib bo'lganidan keyin o'zi kuzatib, hurmat bilan eshikdan chiqarib qo'ydi. Endi buni ko'rib turgan qaysi odammi esi uchdi boshidan? Eshik tagidagi og'ani, eshik egasini. Orqasidan yugurib borib, "Ey Abu Said, kirganingizda nima deb pishiradingiz? Sizni bu narsa uchun chaqirishmagan edi", dedi. Diqqat qilinglar. Sizni chopishgani chaqirgan edi. Siz qatl qilinishingiz kerak edi. Nima dedingiz Robbingizga? Sizga izzat ikrom ko'rsatdi-ya Hajjoj. Hasan Basri aytdi: "Ya muladi inda kurbati, ya mu'nisi fi vahshati,
اجعل فتنته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. Bilasizlar, İbrohim alayhissalomni o'tga uloqtirishganida Alloh taolo aytdi: "O'tga kun bardan va salaman ala İbrohim." İbrohimga sovuq va salomat bo'l dedi. Shuni aytibdi. Hasan Basri aytdi: "Shunday dedim. Ey musibatimda menga panoh beruvchi, ey vahshatimda menga munis bo'luvchi zot, İbrohimga olovni sovuq va salomat qilganingdek, uning fitnasini menga sovuq va salomat qil dedim." dedi. "Uni fitnasi menga sovuq va salomat qilgan dedim." dedi. Qalblar kimi qo'lida? Allohning qo'lida. Siz yo'q qilaman deb turgan, yakson qilaman deb turgan, ularning qalbi Allohning qo'lida. Musulmonlarga adovat qilayotgan, musulmonlarni yo'q qilishga intilayotganlarda ham qalbi Allohning qo'lida. Agar biz Alloh taoloning An-Nasir yordam beruvchi zotning yordamiga haqli bo'lsa bizga ham yordam beradi. O'tgan darsda aytdik, ikkita g'azo. Hunayn va Uhud. Ikkala g'azovatda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Nima sababdan? Uhudda o'zlarining sulukiyati, fe'li sababli mag'lub bo'lishdi. Hunaynda e'tiqodida adashishdi, mag'lub bo'lishdi. Hunaynda sanog'imiz katta deb turib Allohdan emas, sanog'idan kutib qo'yuvdi. Alloh taolo mag'lub qo'ydi. Uhudda esa fe'lida Rasulullohga osiy bo'lganligi uchun mag'lub qo'ydi. Innal quluba bayna usbu'ayni min asobillah yuqallibuha kayfa yasha. Albatta qalblar Allohning barmoqlaridan ikki barmoq orasida turadi. Ularni Alloh o'zi xohlagandek tarafga qarab buradi. Demak, qalblar Allohning qo'lida. Demak, An-Nasir yordam berish Alloh taolaning o'zi. Alloh taolaning o'zidan nusrat talab qilamiz. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Sizlar qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan birga. Qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan birga. Mana qiyin kuningizda siz ishongan do'stingiz, siz ishongan tanishingiz yoningizda bo'lmay qolishi mumkin. Ammo Alloh doim siz bilan birga. Samolyotdami, kemadami, uloqdami, yerdami, tog'dami, osmondami, suvdami Alloh biz bilan birga. Telefoningiz ishlamaydigan joyda ham Alloh siz bilan birga bo'ladi. Set tortmaydigan joyda ham Alloh siz bilan birga bo'ladi. Batareyangiz o'tirib qolganda ham biror muammo bo'lsa darrov nima qilamiz? Telefonni olamiz-a kimga chiqsam ekan deb. Qarang-da. Alloh o'zing yordam ber, o'zingga tavakkal qildim, o'zing ko'mak ber deb turib qaraysizmi yo sirasi telefonga qaraysizmi? Mana qayerda vapros. Ulamolar aytadi, Alloh o'zining ilmi bilan sizlar bilan birga. Bu umumiy ko'rinishi. Lekin mu'minlar bilan birga bo'lishligi Alloh taoloning yo'l ko'rsatishi bilan, yordam berishi bilan, nusrati bilan bo'ladi. Qarang, mana Allohni eslab duo qilgan paytingizda siz iymon keltirdingizda Allohda borligiga shuning uchun duo qildingiz. Siz Alloh eshitishiga ishondingizda shuning uchun duo qildingiz. Endi uchinchidan Alloh taolo har narsaga qodir. Duo qilishlikka imkon berdimi Alloh? Endi ijobat bo'lishini ham kutavering. Duo qilishlikka muvaffaq qilgan Alloh ijobat bo'lishligini ham muvaffaqiyatini beradi. Mana hadis qudusidan ozgina o'qiymiz. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataytu kulli insanin mas'alatahu va ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama yanqusul mahitu idha udkhila al-bahr. Katta hadis qudusi, lekin matnni o'qib berib qo'yman tarjimasini. Ey bandalarim, avvaliyu oxirgilar, insu jinilar, hammalar bir yerga to'plansanglar va hammalar hojatingizni so'rasanglar, hammalarga hojatingizni beraman va bu narsa meni mulkimdan hech narsani kamitmaydi. Xuddi dengizni ichiga ignani solib chiqarganingizda qancha kamitadi suvdan, shuncha ham kamitmaydi deyapti Alloh taolo. Alloh taolo qudrat egasi bo'lgan zot. Qarang, Alloh taoloning bitta so'zi bilan bir narsa bo'ladi yoki bir narsa bo'lmaydi. Alloh taolo bo'ldi dedi, bo'ladi. Yo'q bo'ldi dedi, yo'q bo'ladi. Kim qo'lida bu narsani bari? Alloh azza va jallaning qo'lida.
Albatta ey bandalarım, bular sizlarning amallaringiz xolos. Men ularni hisoblab qo'yaman va shunga qarab sizlarga to'liq jazo mukofot beraman. Kim mana shu amallaridan yaxshilikni, yaxshi mukofotni topsa, Allohga hamd aytsin. Kim boshqa narsani topsa, faqat o'zini malomat qilsin. Alloh taolaning nusrati. Bandalar unga haqli bo'lishliklari kerak. Ularni iymoni o'rnida bo'lishli kerak. Amalga taqvoga chorlagan iymoni bo'lish kerak va qo'lidan kelganicha sababini qilishli kerak. Va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Mana endi musulmonlarda hozirgi ahvolni qaraylik-da. Ne kadar şu nusratga muhtojmiz. Alloh taolaning mana shu nusratiga ne kadar hozirgi kunda bir ihtiyojimiz katta. Endi Alloh taolay aytayapti. Nima musibat bo'layotgan bo'lsa hayotingizda, ustingizda o'zingizlar qilgan ish tufayli bo'lyapti. Alloh taolo bizi yaxshi ko'radi birodarlar. Siz bilan bizni qiylanishimizni xolamaydi, mu'minlarni yaxshi ko'radi. Lekin nimaga xolamiz achinarlik umumiy suratda? Chunki musulmonlar ana shu nusratga haqli bo'lmay qolishdi. 314 ta musulmon Badrda iymon e'tiqodi o'rni dedi. Sababini qo'lidan kelgancha qiluvdi. Düşmanı üç barabara özden katta bosa hem Allah olayı nusrat da verdi. Hasan-ı Basri'ye Allah talama ki nusrat verdi. Şu nusrat ki haklıydı. Hazır ki üstümüzde turgan halat Müslümanlar. Biz çünkü layı bulup kaldık. Yani Allah Ta'ala hamma kigen hatayımızda ceza verme yaptı. Ayrımları ki. Ne? Aksi yapsız derse keçe ayağımı hayrı aldım futbolda deydi. Ha körmeye kaldısı içim ötü yaptı. Üç günden beri köşeye çıkalma yapman deydi. Ha, betis shinlib ketibdi. Qoqilib ketdim, shinlib ketdim. Qarab qo'ying. Har birta bizga yoqmagan makruh ishga nimamiz bor? Qo'y o'lib qolibdi-dasi bo'kib. Qolganlar bo'lmadi, bittasi o'ldi. O'zi hammasi o'lib ketishi kerak edi. Seni qilgan fe'l atvoringa hamma qo'y o'lib ketishi kerak, lekin bittasi o'ldi. Men hozir bir hadis o'qib beraman, juda ham bir ajib. Eshitdinglar-da? Endi palonchi-ra moda ana qilmagani mana bo'lmasdi, demaymiz. Bu hadis İmam-ı Suyuti'den Camiyus Sagir'de keltiriladi. Bara raziyallahu anhudan. Ma min atharatin ve la ihtilaci araqin ve la had şaudin illa bima qaddamat aydikum ve ma yagfirullahu akser. İmam-ı Suyuti'den. Ayağını kokulup geçişi mi? Payını kaltıraşı mı? Titraşı mı? Beraber çöpünü şilip yubarışı mı? Bor ki qilgan fe'llaringiz sababli yana Alloh taoloning kechirib turgani bundan ko'proq. Tushunarlimi? Masalan, har kuni ayg'izni qarimaysizda futbolda. Значит, bir ish bo'ldi. Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi, o'shuning uchun ayg'iz qayrildi. Nima uchun? Ko'payib ketyotdi, bittasini Alloh taolo sizga mukofot qilib berdi, qolgan 9 tasini yuvardi. Nima musibat yetsa, o'zingizlarda qilgan fe'lingizlar sababli bo'ladi, lekin Allohni avf qilayotgani bundan ko'proq. Qarang, oyog'ing qoqilib ketdimi? Poying qaltirab titradimi? Yoki bir joyini bir cho'p shilib yubordimi? Qilgan fe'lingdan ko'rbanda. Endi Alloh taolo bundan ko'prog'ini nima qilib turibdi? Avf qilib turibdi. Kasalmi? Pulimiz yetayotgan, molimiz yetayotgan talofatmi? Jasadimiz yetayotgan bir talofatmi? Farzandlarimizdan kelayotgan bir nojo'ya fe'l harakatmi? Ishimiz yurishmayotganimi? Topganimizda baraka bo'lmayotganimi? Bilingki, biz o'zimizni qilgan ishimiz tufayli Robbimiz yaxshi ko'radi bizni. Alloh taolo an-nasir bo'lgan zot. Bizga yordam berishli, nusrat berishli xolaydi, lekin bandalar bunga loyiq bo'lishli kerak. Shuncha aytamiz, plyonkani qaytarib qo'ying deymiz-u. Ya'ni sizga yoqmagan bir ish bo'ldi, bir plyonkani aylantirib qaytaringda, pauzani bosingda, peremotga qiling orqaga. Kecha nima ish qildingiz? Birodirni ortdingizmi? Onangiz yoki otangiz bir gap qaytarib ketdingizmi? G'azabini keltirib. Bekarga bo'lmadi birodar bu. Chunki Robbi sizni yaxshi ko'radi-da. Odamlarning ko'plari Alloh taolaning mana shu ismidan g'ofil, An-Nasir, yordam beruvchi. Alloh bandasiga yordam beradi. Bir banda og'ir kasalga chalindi, doktorma doktor yugurdi, doktorlar ilojini qila olmadi. Umidi yo'q dedi. Umidi yo'q, bu kasalda dorisi yo'q dedi. Shunda banda Allohga qaytadi. Yolboradi, kechalar bilan namoz o'qiydi, o'zidan nusrat so'raydi, sababini qiladi-da, arzimagan bir narsa sabab bo'lib qoladi, shu bilan shifo topib qoladi.
Bende namid bulması gerek. Sıdkı dolan dua kısın, Allah Ta'ala albatta onge yeçin beradı. Çünkü dua kılamız, ey Rabbim, ey Nasir, menge nusrat ber, menge yardan ber. Allah Ta'ala etedi, istedibillah, kul, ma ya'bau bikum Rabbi levla duaukum. Eğer dua iltica kılmaz iken sizler, parvardigarım sizlerge parva kılmaz deyip ayetin ey Muhammed Aleyhisselam. Dua kılmasaylar, Rabbim sizlerge parva kılmaydı deyipti. Çünkü duamızda ya annasıydı dua kılaylı. Parvardigar, yardan ver uçur Rabbim, menge nusrat ber, yardan ber. Allah nasir buradalar. Musa Aleyhisselam özünü kavmi bilen dengizge barıp takalıp kaldı. 600 bin Yahud bilen. Arkadan ana şu davrını en kudretli boygen koşununa başla Firavun yetip geldi. İkkala cemaat birbirini körgen payıttı. Kal ashabı Musa inna la mudrakun. Musa'nın ashabları boldu tutuldu işte. Ümit yok. Aldı da dengiz arkada koşun. Musa Aleyhisselam ne dedi? Kella inna ma'ya rabbi sayahdin. Yok. Rabbim benim bilen birge. Elbette yol gösterdi dedi. Allah yol gösterdi mi? Yol gösterdi. Kaysa adam balasının aklı yekelerdi bana şu yeçim. Atiler. Dengizini bölgen kim? Allah Azze ve Celle. Firavunu çöktürgen kim? Allah Subhanehu ve Teala. Annasıyır bugün Rabbimiz. Firavun amcı mı? Radalar ahmamasıdır. Ras ışın Mısır'da imperatörü müdür? O ahmamasıdır. Deniz ikiye bölüngenini gördü. Banu Sual ötüp gitti. Tohtat dağıtını radalar. Cinni olgenken de şakir kötü olup. Yok cinni olmagen. Bugün Allah Firavun'da halak kılıçıydı, haladı. Atını tohtatsayım, at tohtamadı. At yürüdü Allah'ın hükümüne göre. Çünkü annasıyır bugün Allah, Musa Aleyhisselam'a nusrat bir iş takla genedi. Firavun yürüyenden ki koşunam yürüdü, su detayda kop gitti. Buradalar Rabbimiz annasıyır. Nusrat beredi, yardan beredi. Eğer bandalı şu nusratke, yardamge layık haklı buladı yan olsa. Yunus Aleyhisselam, özünü kıyken hatası ge, kavmini Allah'ın izni taşıp çıkıp gitti. Balığı yutu vardı. Aytiler ki, ne mi var Yunus Aleyhisselam'ı aldı da? Çara, hilelerden. Hiç nesi yok. Balığında karnında kımınlaşık ilacı yok. Lekin şu yerde durup dua kıldı Rabbisi ge. Fenadaytu fi zulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbisi necat verdi mi? Rabbisi necat verdi. Bendeler Allah'ın nusratı ge, haklı ibosu Allah'ın nusratı geledi. Bas, biz onun duasını müstecap kıldık ve onu gam gusradan kurtardık. Biz mu'minlerge mana şunday necap veriyoruz. Bu ayette en acib nerse ne bilasizlar birodarlar? Allah Ta'ala mana şu kıssanı, Yunus Aleyhisselam kıssasını hayatımızda işleyen kanun gelendirip koydu. Ben de Allah'ın nusratına layık olsa, sebebini kılıp dua kısa, Allah elbette nusrat verirdi. İnsanlarda akıl yetmeyen halette hem Allah Ta'ala yolunu topup nusratını verirdi. Mesela Sud'u Tay'daki o neç tonlarla kit kanlı yatken adam gel. Neme yardan buluşu mümkün adam zat tarafından? Upayt'ta teknoloji yokudu, padronluluk yok dersiler. Eğer hazır bu diyen Sud'u Tay'da çıkıyordu bir minüt uzak iki minüt adam öledi mi? Bu ayetteki acayip narsa şu kıssanı hayatta işlediğin kanun gelendirip koydu. Huttu 5 kere 5, 25 bu yanısın gene. Ticaretimizde, ailede, farzan terbiyesinde, hünarımızda, ilmimizde, Allah Ta'ala'nın nusratı ge, eğer ümidimiz bosa, Allah Ta'ala sizden bizden talep ki genesini kılışımız gerek. İntansurullaha yansurkum. Eğer sizler Allah'a yardan verseler, Allah sizlere yardan verir. Eğer Allah sizi buna birge bulsa, kimimiz sizge karşı küçüğü yeterdi? Eğer Allah sizge karşı bulsa, kimimiz sizge faydası dedi buradalar? Yer kımınlıydı mı? Şam alıysadı mı? Su basadı mı? Annasıyır kim? Allah Subhanehu ve Teala. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. O ne kadar yakşı Mevla ve ne kadar yakşı yardımcıdır. Umar ibn-i Hattab raziyallahu anh'u karasa bir Arabi kesel bugün tüyesiye karab oturuptu. Terisiga bir kasal chiqib ketgan, yara toshib ketgan. Ey ahol arab, nima qilib o'tiribsiz dedi. Alloh shifo bersin deb o'tiribman duo qilib dedi. Dedi, "A shu duoga qo'shib bir narsani surtmabsiz-da? Yarasiga bir narsani surtib turib keyin duo qilmabsiz-da?" degan edi. Birodarlar, "In tansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamukum."
Agar sizlar Alloh yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni sobit qiladi. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sabr toqat qilsangiz va Allohdan qo'rqsangiz, ularning nayranglari sizlarga hech qanday zarar qilmaydi. Odam bolasi, ulfating, do'sting, tanishing, sen ishongan kishi, suyangan kishi har doim yoningda bo'la olmaydi. Juda ham kerak bo'lgan paytda safarda bo'lib qolishi mumkin. Juda ham senga kerak bo'lgan paytda kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Telefon qilsang, telefon o'chib qolgan bo'lishi mumkin, zarat o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Odam bolasiga suyanma. Nusrat Alloh tomonidan keladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, birodarlar, boshqa narsaga parvo qilmaymiz. Alloh bizni yaxshi ko'radi. Bizga yordam berishni istaydi, faqat narxini to'lashimiz kerak. Xulosa, agar to'at bilan sabr bo'lsa, nusrat bo'ladi. Ma'siyat bilan sabr bo'lsa, faqat qabr bo'ladi. Sabr qilyapmiz-a kunimizga. Endi nima yetishmayapti ekan bizga? To'at yetishmayapti ekan. Qaytaraman. Agar to'at bilan sabr bo'lsa, nusrat keladi. Agar ma'siyat bilan sabr bo'lsa, qabr keladi, birodarlar. Alloh azza va jalla An-Nasir, Robbimiz subhanahu va taolo bu ummatga nusrat bersin. Alloh azza va jalla mana shu ummat Alloh taoloning nusratiga haqli bo'lishiga nusrat bersin. Shu nusratga loyiq bo'lishimizga yordam bersinki, Alloh azza va jalla har narsaga qodir bo'lgan zot. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.